100 dolar sermaye ile kaldıraçlı işlem yaparak 10.000 dolar kazanma serimizin 4. videosunda sizlerle beraberiz. Şu anda kasamızda tam tamına 173 dolarlık bir bakiye bulunmakta. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda bazı işlemler açmıştım ve sizlere bazı taktikler öğretmiştim. Ve bu taktikler sonucunda güzel karlar elde ettik arkadaşlar. Hadi gelin sizlerle birlikte bu işlemlerden kar alalım ve ona göre kasamız ne kadar olduğu hesaplayalım. 400 dolar bakiye ile APE long işlemi açmıştık arkadaşlar bir önceki Sweet Trading eğitiminde. Ve bu işlem tam tamına 2 defa TP noktasına kadar geldi. Ve biz maalesef aç gözlülük yaptık ve TP'mizi almadık. Ve şu anda işlem eksi %10'da. Bu işlemi kapatmayacağım. Bir sonraki videoda bu işlemden umarım kar alırız. Diğer işlemimiz Bitcoin long işlemi arkadaşlar. Bitcoin long işlemine 57 dolar bakiye ile long açtık. Ve şu anda 465 dolar kardayız arkadaşlar. Hemen bundan kar almak istiyorum. Karımızı aldık ve şu anda %1274'lük bir PNL'mizi indirelim. Güzel bir PNL bu arada. Üf, bayağı sağlam bir PNL. 694 dolar oldu bakiyemiz arkadaşlar şu anda. Ethereum long işlemi açmıştık. Tam tamına 80 dolarlık bir bakiye ile birlikte. Ve şu anda karımız 332 dolar gözüküyor arkadaşlar. Hemen bundan da karımızı alalım. Ve şu anda bakiyemiz tam tamına 1114 dolar oldu arkadaşlar. APE işlemini kapatırsak tam tamına 1600 dolar yapıyor dostlarım. 1600 dolar ve biz bunu tam tamına 1,5 hafta içerisinde yaptık. 100 dolar bakiyemiz vardı ve 100 dolar bakiye ile şu ana kadar hiçbir videodaki işlemimizden stop olmadan bu bakiyeye ulaştık. Bu gerçekten mükemmel. Ben kendimi ayakta alkışlamak istiyorum. Gerçekten de ben kendimi ayakta alkışlamak istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin 4. videosundayız. Ve bence gayet iyi ilerliyoruz. Hem kendimi kendime kanıtlıyorum hem de güzel ve yeni taktikler geliştirip bunları yeni çıkaracağım kitabıma aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve bence işe de yarıyor çünkü güzel geri dönüşler almaktayım. Bazı arkadaşlar Twitter'dan bana yazıyor. Abi senin sayende bu kadar kazandım. Senin eğitimin sayesinde bu işlemden şu kadar kar çıkarttım falan tarzında. Bunlar benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ve ben de elimden geldiğince bu seriyi ölene kadar devam ettirmek istiyorum. Belki de en baştaki serimizi tekrar çekerim. Belki de bir taktiğin üzerine yoğunlaşıp o taktiğin üzerine daha çok taktik geliştirmeye çalışırım. Ve sizlere bunları ücretsiz bir şekilde aktarmaya devam ederim arkadaşlar. Bugünkü taktiğimiz çok güzel bir taktik. Hatta bu taktik üzerinde 2 gece durdum arkadaşlar. Uyumadım. Gerçekten uyumadım. Hatta bununla ilgili Telegram'a da yazdım. Arkadaşlar bir taktik geliştiriyorum. Bakın şu anda bu işlemi açtım. Eğer bu işlem tutarsa birkaç tane daha işlem atacağım ve bu işlemler de gelirse bu taktiğimi sizlere göstereceğim ve öğreteceğim dedim. Ve sizlere bunun en başından duyurusunu yaptım zaten. İlk başta mask işlemi açtık ve masktan gayet de güzel hatırı sayılır bir kar aldık. Arkasından Bitcoin ve Ethereum işlemlerini açtık. Onlardan da çok güzel hatırı sayılır bir kar aldık arkadaşlar. Buradaki taktiğin amacı yüksek x'li marjin işlem girmek değil. Asla böyle bir şey yok. Benim girmiş olduğum yüksek marj işlem sadece taktiğimin güvenilirliğini gösteriyor. Yani güvendiğim için belki de 100x'te 2 gün kadar kaldım. 150x'te 2 gün kadar kaldım. Eğer olsaydı 100x açmış olduğum işlem eksiye düşseydi benim taktiğim geçersiz olacaktı. Çünkü minimalize bir taktik arkadaşlar. Bu taktiği asla kaçırmamalısınız. Taktiğin alanını kaçırdığınız anda kar almayı unutun derim ben çünkü. Bu çok önemli bir video. Bu taktiği uygularsanız ister 200x girin işleme, ister 150x girin, isterseniz 100x girin. O işlemden her türlü kar alırsınız ve likit olmazsınız. Bu yüzden beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve izleyin. Ayrıca sen kardeşim bu kanala ilk defa geliyorsan, bak burası Şampiyonlar Ligi gibi, her şey ücretsiz, elimden gelince her şeyi güzel yapmaya çalışıyorum. Hatta bunun kanıtı aşağıdaki değerli takipçilerimin yorumlarıdır arkadaşlar. Yorumları okumanızı ve benimle ilgili düşüncelerinizi belirtmenizi istiyorum. Kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Destek olmak için de videoyu beğenip yorum yaparsanız mutlu olurum. O zaman başlayalım videomuza.
Öncelikle hepinizi tamamen ücretsiz haber kanalıma ve ara sıra sinyal paylaşmış olduğum Telegram kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Hatta bu taktiğin haberini de ilk başta bu kanalda verdim. Dedim ki arkadaşlar bir taktik deniyorum. Tutarsa videosunu atacağım dedim ve taktiğimiz tuttu. Buradan mask işleminden 251 dolar bir kar elde ettim. Hatta ondan sonra da diğer duyurumuzu geçtik. Arkadaşlar bir taktik geliştirdim. Söylemiştim zaten vesaire. Şu an bu taktik tutuyor ve şu an kârdayız diye bunu da burada paylaştım. Yani her şeyi burada paylaşıyorum. Yapman gereken şu: videonun hemen altında sabitlenmiş yorumlar resmi Telegram kanalımın linki bulunmakta. Bu linke tıklayarak resmi Telegram kanalıma gelebilirsin. Ayrıca seni Twitter kanalıma da bekliyorum. Twitter'ın linki bulunmakta. Twitter'a gel kardeşim. Twitter'da güzel eğleniyoruz yani. Hepinizi bekliyorum Twitter'a da. Aslında Bollinger B taktiğini çoğunuz deniyorsunuzdur. Zaten bunu ben size öğretmiştim ama bir de böyle denemenizi istiyorum. Çünkü böylesi gerçekten daha taktiksel oluyor ve daha garanti bir işlem sana sunuyor. Şimdi ben bu taktiğe başlamadan önce zaten hem ücretli hem de ücretsiz grupta bunun haberini verdim. Ve ben bu taktikle ilgili yaklaşık 8 tane işlem açtım. Ve hepsi de kar aldı ve her almış olduğum karı da burada grupta paylaştım. Ve her almış olduğum karda analizimi yaptım. Ve bunların çoğunu belki de bağışladım zaten, gerek yok diye arkadaşlar. Hatta böyle görüyorsunuz, bakın birinden 250 dolar kar almışım. Birinden 30 dolar kar almışım. Birinden 20 dolar kar almışım. Birinden 150 dolar kar almışım. Birinden 80 dolar kar almışım. Yani her işlemden ayrı ayrı farklı farklı karlar elde ettim arkadaşlar. Yani taktiğimiz az çok tutuyor, bilginiz olsun. Ben sana %100 bir garanti veremiyorum ama %99.9 tutan bir işlem indikatörü diyebilirim sana. Hani taktik güzel yani. Hadi başlayalım isterseniz. Şimdi dostlar, normal bir sayfadayız. Normal bir sayfa. Normal bir kripto sayfası, tamam mı? Sizden ilk başta istediğim şunu yapmak. Normal Bollinger bandı yazın buraya. Bollinger bandını öğrenmeniz lazım. Artık Bollinger bandını bilmiyorsan da bu işi bırak yani zaten kardeşim. Bollinger bandına geliyorsun. Bak buradan Bollinger bandını açtın. Her şey çok güzel. O mükemmel. Bollinger bandı açık. Buradan gir, buradan çık. Buradan gir, buradan çık mesela. Atıyorum sana. Şimdi bir de bunu böyle deneyin, tamam mı? Bakın şimdi. Ayarlara gelin. Tamam mı? Ayarlara geldim. Burayı 22 yap. Burayı da 4 yap. Aynen böyle. 22'ye 4 olacak burası. Arkasına stile gel. Tamam mı? Stilde bak şimdi kardeşim. Bu temel tarafı görüyorsun. Sarı taraf yani. Bak sarı taraf şu taraf. Temel taraf oluyor. Buraya gel. Burayı adım çizgisi yap ve buraya fiyat çizgisini ekle. Bak ne oldu? Burada bir boyut oldu değil mi? Şimdi biz bunu kalınlaştıracağız tabii ki de. Böyle olmaz bu. Hemen bunu kalınlaştır. Bak gördün mü? Bu bant çok önemli bir bant. Niye önemli bir bant? Bak bunu sana söylemek istiyorum şimdi. Bu bandın böyle olması demek, bak görüyor musun şurayı? İğnenin attığı yere kadar sana gösteren bir bant eğer bu taktikte kullanırsan. Bak bu bandı kullanırsan buraya kadar sana iğnenin attığı yere kadar gösteriyor, bak gördün mü? Biz buna bu arada bakmadan girdim ben bu arada. Bakmadan yaptığım bir hareket bu arada bu. Hemen ayarlara giriyorsun, daha bitmedi. Üst taraf yine geliyorsun. Adım çizgisi yap. Şunun rengini biraz daha arttır ve buraya yine bak fiyat çizgisi ekle. Fiyat çizgisini her zaman ekle, tamam mı? En son nokta sana gösterdi bak. En son nokta. Arkasından alta gel. Altta kesme çizgi yap. Adım çizgisi. Ona da fiyat çizgisi ekle ve onun da boyutunu arttır. Burayı da senden ricam kırmızı yap. Kırmızı daha iyi. Düşüşün geldiğini gösteriyor sana. Background'ı biraz daha kısmanı istiyorum senden. Background'ı biraz daha kısaltı karışmasın. Bak. Burası böyle. Neydi? Uzunluk 22, standart sapma 4. Tamam mı? Kapat diyoruz. Bak şimdi. Bollinger bandına çok net bak. Bak işleme burada gireceksin. Tamam mı? Bir mum sonra çıkacaksın. Veyahut bak burada görüyorsun. Bak buraya kadar geliyor. Buradan yukarı çıkıyor. Bak bir mumda çıkıyorsun. Ama bu işte böyle girme direkt ha. Bolozluğa böyle girersen ilk olursun. Bunun bir taktiği daha, bir olayı daha var. Hemen buraya geliyorsun. MACD açıyorsun. MACD OSDT'yi. MACD ama MACD OSDT diyorum ya. MACD demo açmanı istedim. Demo çünkü daha erken sana yön veriyor. Bilgin olsun. MACD demo'mızı da açalım. Ve şu an MACD demo'mızı da açtık arkadaşlar. Hatta bunu biraz daha yükselteyim. Herkes görsün. Şöyle. Evet. Biraz daha aşağı indir. Heh. Bak şimdi kardeşim. Long bir pozisyon giriyorsan senden ricam saatlikte bakacaksın. Short bir pozisyon giriyorsan senden ricam buna 4 saatlikte bakacaksın. Yani 4 saatlikte short, saatlikte long giriyorsun. Öyle bakacaksın. Şu an biz saatlikteyiz. Bak şimdi. MACD'nin üst tarafı sat demek. Alt tarafı da al demek.
Tamam mı? Bunu tabii bunu çoğunuz biliyor artık bence. Bunu bayağı öğrettim yani. Artık bunu bilmemeniz imkansız. Zaten bilmiyorsan bırak bu işi. Onu baştan sana söyleyeyim. Mavi çizgi kırmızı çizgiyi kesip yukarı çıkarsa bu yükselecek demek. Tam tersi olduğunda düşecek demek. Ve şu an baktığımızda mavi çizginin aşağı doğru kırdığını görmekteyiz. Ve büyük bir ihtimalle şuraya kadar, en kötü ihtimalle bak, en kötü ihtimalle buraya kadar bir deneme olacaktır. Buraya kadar bir deneme olacaktır saatlikte. O zaman sen şunu yapabilir misin? Buradan bu pozisyona long girer misin? Hayır. Short girer misin? Hayır. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bak işte burada birazcık işin ortaya çıkıyor. Bekleyeceksin. Burada mesela atıyorum sana ben mask işlemine girmeden önce yaklaşık 8 saat bekledim. 8 saat sonra işleme girdim ve tam tamına 30 dolar maliyette 300 dolar kazandım. Aa burada göstereyim sana hemen. Bak gel gör bak burada. Bak. Dedim ki bak bir taktik çekiyorum tutarsa yüzünü çekeceğim. Bak 30 dolar maliyette görüyor musun? 30 dolarla 250 dolar kazandım. Daha fazla da ben burada erken PNL aldım. Yoksa burası %1100'ü gördü arkadaşlar. Mask görürsünüz belki de. Daha fazlasını gördü. Hatta bak burada sana şunu da göstereyim. Daha uygunu var sana burada gösterebileceğim. Hatta bak işte bak mesela bir tane daha işleme girdik. Bu değil pardon. Mesela burada bir tane daha işlem. Mesela bir tane daha var. Egoar'la girdim. Dağıtlarda pardon. 50 dolarla girip tam tamına 150 katı 500 dolar kazandık burada mesela. Yani bu işlem biraz mesela Bitcoin işlemini ben yaklaşık bir gün boyunca bekledim. Mesela Musk işlemini 8 saat boyunca bekledim. Diğer Bitcoin işlemlerini yaklaşık 6 saat boyunca bekledim. Peki burada ne yapacağız abi? Burada mantık şu. Şu çizgiyi görüyor musun bak bu çizgiyi? Bu çizgi yeniden oynamıyor pek. 22'ye 4'te bu çizgi yeniden oynamıyor. Bak 20'ye 2'de baktığında bu çizgi hep yeniden oynuyor. Çünkü mumlar fitil atıyor. Fitil attığı için mum her seferinde yer değiştiriyor. Yani bu orta çizgi her seferinde yer değiştiriyor. Ama bu sefer yer değiştiremeyecek. Çünkü çizginin attığı yer neresi? Mumun tam da iz bıraktığı nokta. Peki burada long mu gireceksin? Hayır kardeşim bak burada long girmeyeceksin. Sana şöyle söylüyorum. Örnek vermek gerekirse sen mana coin'i takip ediyorsun. Senin takibinde mana coin var. Senden ricam şunu yapma. MACD'nin bak MACD'de çizimleri kaldırıyorum. MACD'de bu mavi çizginin buralarda olmasını isteyeceksin. Bak mavi çizgi buralarda olacak. Mavi çizgi buralarda olacak. Kırmızı çizgi de bunu kırmış yukarı yönlü hareket ediyor olacak. Anladın mı bak? Böyleyken işleme gireceksin. Ne zaman şu şöyle olursa bak şimdi. Ne zaman mavi çizgi şöyle şuradan yukarı çıkmaya başlarsa bak en son kırdığı nokta görüyor musun? Bak kırdığı noktadan yukarı yönlü hareket etmeye başlarsa işte o zaman bu işleme eğer bu noktaysa long giriyorsun. Zaten istisnasız genelde burada veya burada oluyor. Yani tam da çizginin üzerinde oluyor. Neredeyse alt alta oluyor arkadaşlar. Pek bir fark olmuyor yani. Ama birazcık beklemen lazım olacak. Garanti işlem. Eğer 30 doların varsa bunu sen hızlı bir şekilde 50 var 100 var yapmak istiyorsan garanti bir şekilde buraları beklemen lazım. Buraları beklersen net garanti işlem alacaksın. Yani kar alacaksın, net alacaksın yani. Bak bu işlemi böyle bekleyeceksin. Arkasından bak mesela bir işlemde buna bakalım. Mesela sent açalım. Sent'le bakalım. Yok, Matic'e bakalım. Matic'le bakalım. Atom'la bakalım. Bak mesela Atom'a bak. Atom neredeyse düşmüş gördün mü? Atom'a bak burada işlem girilir bak. 12.300'de işlem girilir Atom'a. Atom'a tam burada emir verebilirsin mesela. Çünkü niye? Atom'un noktası belli. Geldiği nokta belli. Kapanışını yaptığı nokta belli. Bak tam noktası neresi görüyor musun? Bak şuraya dönüş yapabilir buradan. Bak buradan yukarı çıkabilir, sıçrayabilir buradan. Ve buranın da bir ihtimal daha var burası. Burası da çok zor bir ihtimal şu an. Yani daha altı zor bir ihtimal. Orada çok zor bir ihtimal yani. Ve şu an baktığında gayet de güzel bir potansiyel bırakıyor sana. Mesela bu işlemi ben ortalama bir 5-6 saat beklerim. Hatta emir de veririm. Nereye emir veririm arkadaşlar? 12.350'ye, 12.400'e, 12.300'e emirler veririm. Ha ben sana burada kalk da 100x işlem aç demiyorum. Ki zaten 100x işlem açmak çok çok zor. Çünkü mesela ben senin olsa nasıl 100x açarım? Mesela diyorum Atom'a ben yüksek marj gireceğim 30 dolar. Atom'a yüksek marj girmem için Atom'un tam tamına burada olması lazım. Bak tam tamına. Buradaysa gözüm kapalı giriyorum ben direkt bu arada. Yani o mask işlemi buradayken girdim ben. BTC işlemine buradayken girdim. Ethereum işlemine tam buradayken yüksek x girdim arkadaşlar. Eğer sen de yüksek x gireceksen tam bu noktayı bekleyeceksin. Bu nokta geldiğinde yüksek x girilebilir. Ama stopunu her zaman koy zaten bunu sana söyleyeyim. Ben neden yüksek x girdim onu sana söyleyeceğim şimdi. Ben bu pozisyonun güvenilirliğini test etmek amaçlı yüksek marja girdim. Çünkü ben burada kalksam 10x girsem hani aşağı sarksa benim yapmış olduğum bir taktiğim bir anlamı yok. Ama ben burada
Gözün kapalı 100x işlem girebiliyorsan bu taktik tutuyor demektir. Hadi birinde şans. Hadi ikincide şans. Hadi 3 şans. 4, 5, 6 da mı şans yani? Hepsi de mi şans? Hepsi şans olamaz. Yani kasanızı bakın kaç yaptık. Hani 1,5 hafta sürdü şu. 1,5 hafta sürmedi şu. 1114 dolar yaptık. Ve şu anda bununla birlikte hani API'yi kapatsak efendime söyleyeyim. Hani bak sizce stop edeceğim. Stop ediyorum sizce. API'ye en baştan gireceğim bu arada. Stop ettim. Kasam 1500 dolar oldu arkadaşlar. 1500 dolar. Bak kasa tam tamına 1500 dolar oldu. Bizim bu kasamız 100 dolardı. Bak gel. Gel burada. Hemen göstereyim sana. Bizim başladığımızda, seriye başladığımızda kaç vardı kasamız? Bak burada. Hemen açıyorum, gösteriyorum sana. Bu serimiz birinci serimiz bu arada arkadaşlar. Birinci serimizde kaç dolar yapmışız biz? Bak kasamızda 100 dolar para var, görüyor musun? 100 dolar. Gördün mü? Tam tamına 100 dolar var bak burada. Tam tamına 100 var. 100'den nereye geldik yani işlem açı aça. Bak bu işlem açtığımızda neydik? Hangi işlem açmıştık? Bak ilk başta rent işlemini açmıştık. Rent'den 90 dolar kar almıştık mesela. Hani ikinci işlemimizde OP açtık. OP'ye 400 dolar kar aldık. Hani diğer işlemimizde neyden açtık? Mask'tan açtık. 400 dolar kar aldık. Bitcoin, Ethereum derken bizim karımız bir anda oldu sana 1500 dolar. Hani diyorsunuz ya bazen. Abi 30 dolar ben nasıl para kazanacağım? Aa kazanabiliyorsun kardeşim. Sana taktiği de ben veriyorum zaten. Abi 4 tane birbirinden farklı taktik var burada bak. 4 tane birbirinden farklı taktik var. Hepsinde ne? Hepsi güzel taktikler. Şimdi seninle işlem atacağız bu arada tekrardan. Bak. Birinci taktik, ikinci taktik, üçüncü taktik. Hepsinde para kazanıyoruz. Hepsinde farklı farklı eğitimler var. Hepsi farklı farklı eğitimler. Hepsi farklı farklı kazançlar. Hani 100 ile başlıyoruz. 100 oluyor 400. 400 oluyor 1500. Öyle bir taktik yani. Hani bunlara göre kendini değerlendir. Test et kendini, tamam mı? Şimdi bak bu işlemi ben mesela nereden okuyorum abi? Ben bu işlemi 12.400'den ve 12.300'den ben bu işlemi işte 10x'te bir long açarım. Arkasından biraz düşerse, şu bölgeye gelirse ben burada bu işlemi bir 10x daha marj arttırır açarım. Ondan sonra stop edelim düşerse. Ama düşeceğini zannetmiyorum ben. Burası son noktası, son kalesi. Bir foot gelmez tabii. Buradan direkt yukarı çıkacağını düşünmekteyim ben direkt arkadaşlar. Eski haline geleceğini düşünmekteyim ben. Ne olur bura gelir. Atom mesela. Atom'a 12.300'den long girerim. Tam bu noktaya gelirse 50x girerim ben. Zaten birazdan bakacağım, şu an işten bakıyorum mesela. Hani şu an bir işten bakalım. Bu arada bir önceki videolarımızda sizlere taktik verirken analiz yaptık ya. Analizlerimiz tuttu bu arada. Hani diyorum ya, ben her zaman diyorum. Ben analizci değilim. Ben stratejistim arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Kameramız şey oldu. Bir dakika. Kamerayı şöyle yapayım ben ya. Daha iyi oldu böyle. Bunu her zaman söylüyorum. Ben analizci değilim. Ben bir stratejistim. Daha iyi oluyor benim için bu. Ben hep taktik geliştirdim. Hep ben trade yaptım. Kendim bilimle hep trade yapıyorum. Ben öyle çok fazla yatırım yok. Ha Borsa İstanbul haricinde veya Wall Street haricinde hep yatırım yapmadım yani. Evet, taktiğimiz böyle. Bir işlem bakıyorum şu an. Bulabilirsem gireceğim. Ama henüz işlem bulamadım. Ya beklememiz gerekiyor. Bu potansiyeli beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anda pek de bir işlemlik yer, işlemlik pozisyon yok. Çünkü genelde bu pozisyonlara, bu işleme genelde long girerim ben. Hani pek short girmiyorum. Yani short işlem pek açmıyorum ben. Genelde long işlem açıyorum. Evet. Abi örnek verecek bir tane pozisyon yok mu? Bakalım şuradan. Hemen pozisyon bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Şimdi long gireceğim bir pozisyona bence en düşmüş kriptodan başlamak lazım bana göre. Yani en çok düşen bir kripto para seni long yapabilir bazen. Kurtarabilir yani. En çok azalanlara bakalım mesela burada. Baktık en çok azalanlar. ENT mesela. Girelim ENT'ye bakalım bir. ENT'mizi tam da max'teyim. Bak gördün mü bak. Buna bak geliyor mesela. Bak gördün mü? Mesela bu işlem pozisyona geliyor. Niye? Bak buraya kadar gelmiş. Hani bu işlem bak buraya kadar düşebilir. Bak gördün mü? 1, 2, 3 defa deneyecek burayı. Ve arkasından bu işleme long girilebilir. Bu bölgelerden ki long bölgesi mükemmel bana göre. Bu bölgeden long girilebilir mesela buna. Başka bakıyorum böyle. Ha, şu an girebileceğim bir işleme bakıyorum da bulamadım daha.
Bir de bu işlerde acele etmeyin arkadaşlar. Hani hemen ben kâra geçmem lazım, hemen işlem açmam lazım dersen sen para kaybedersin. Araştırman lazım, bakman lazım. Sen kalk bir anda pat diye işleme girersen para kaybedersin kardeşim benim. Sakın öyle bir hata yapma. Hani mesela şu an ben bu eğitimi diyorsun sana verdim. Hemen kalkıp bir işleme pat diye girme. Araştır o işlemi. Bir bak o işlemde pozisyon var mı, pozisyon yok mu bir gör önce. Gördükten sonra o işleme gir mesela. Pat diye girersen para kaybedersin. Ben sana söyleyeyim yani, tamam. Pat diye girme. Her taktiğin bir zamanı vardır. Doğru yerde işleme girersen her zaman para kazanırsın zaten. Her zaman kazanırsın. Hani kaybetmezsin para kolay kolay. Hani şu anda pozisyona gireceğimiz bir işlem bulamadım bu taktikle ilgili. Dediğim gibi bu işlemler bir anda gelmiyor. Peki diyeceksin ki orta bölgeden girilir mi? Abi orta bölgeden girmem için benim tamamen şöyle bir şey görmem lazım. Hani şöyle bir şey görmem lazım. Buradaysa girerim. Hani bu mavi çizginin böyle olması lazım. Tam orta olması lazım. Oradaysa girerim mesela. Abi böyle girmem yani. Bu durumda girmem ben. Ya aslında potansiyel bu. Şu an işlem bulamadım. Hani büyük bir ihtimalle bir sonraki videoya kayacak bu işlem. Ama biz yine de bu taktiğimize göre bir işlem vermemiz lazım. Yok, taktik anlamını geçiriyor arkadaşlar. Bakın yani uğraşıyoruz ha, görün. Taktiğin o zaman bir anlamı kalmıyor. Hemen buna bir işlem bulmamız lazım. Yok yani potansiyellerin hepsi short üzerine şu anda. Büyük bir ihtimalle birkaç saat sonra o potansiyelde işlemler görürsünüz. Belki de ben bu videoyu kapattıktan sonra siz potansiyelde işlem göreceksiniz arkadaşlar. Öyle olacak belki de, haberiniz olsun yani. Ben mesela bu videoyu kapatacağım. Siz bu taktiğe göre video bakacaksınız. Ya bu taktiğe göre işlem bakacaksınız. Belki birkaç saat sonra bu taktikte işlem karşınıza düşecek arkadaşlar. Bollinger bandını bir de böyle deneyin bakalım nasıl olacak, merak ediyorum. Görüşlerinizi kesinlikle Twitter'dan, kesinlikle Telegram'dan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi grubuma bekliyorum. Ayrıca neden işlemlerimi Max'ten açtığımızda söylemiştim. Benim linkten kayıt olduğunuzda işlem ücretini 0.02 vermektesiniz. Ve aynı zamanda benim ücretli olan Telegram grubuma gelmeniz için de Max'e kayıt olmanız zorunlu. Max'e kayıt olmayanı para verseniz dahi almıyorum. Hani öyle bir durum yok zaten. Bilginiz olsun. Burası bir takım. Takımın ruhu da Max'ten işlem açmak. Çünkü biz bazı Max'teki kripto paraları giriyoruz. Hani Max'ten girdiğimiz işlemlerle bazı işlemler arasında bir arbitraj farkı oluyor. Bu yüzden buradan görüyoruz işlemleri. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hem şu an dünyanın en az işlem ücretini benim link sayesinde veriyorsunuz. Bak buraya gel. Videomun hemen altında bak. Ben sana buradan göstereyim kardeşim benim. Hemen burada videomun altında sabitlenmiş yorumda bak. Burada sabitlenmiş yorumda kaldıraçlı işlem grubuma gelmek için kayıt ol KYC onayla. Linke tıkla Max Global'den ve kaydını oluştur kardeşim, tamam. Bu kadar basit yani, çok zor değil. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bir sonraki takta görüşürüz. Şu an işlem açmadım. Artık bir sonraki videomuzda canlı trade yaparız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bay bay.